Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, sözlerden 632 sayfadan. Şirk ve dalaletin, fısk ve sefaatin yolu. Şimdi burada bir çerçeve çizecek, çerçeve çiziyor. Yorumlama yapıyor. Tanımlama yapıyor. Yapacak daha doğrusu. Bu çerçevenin içerisindeki, işlevindeki sisteme ne kadar düşüncelerimiz uyarsa, o nispette insan rahat eder. Bize onun geliyor bu söylediğim şeyler. Yani bize rağmen şu kainatın işleyen bir sistemi var. Yani kainat derken şu varlıktan bahsetmiyorum, şu dünyayı. 18 bin alem, yani insanı alakadar eden yer. Allah'ın dışında her yer insanla alakadar. İnsanlık alakadar etmiş. Bir şey anlatacağım. Çok mühim bir şey. Ondan sonra gireceğim. 18 bin alemin hulasası insan. Bunu bir kere kafaya koyacaksın. Senle o alemler, o alemler seni etkiliyor. Etkileme var. Tamam mı? Şimdi bu asıl panik ataklı, buhranı, depresyonu, canım sıkıldı, intihar edeceğim, asabilik, hırçınlık, doyumsuzluk, ne hatırına geliyorsa temelde şu anlatmaya çalıştığım şeye uyuyor. Yani sana rağmen bu alem, bu 18 bin alem işliyor. Bu 18 bin alemin dışında düşünemezsin. Hareket edemezsin. Ne zaman biz düşüncelerimizi, fikirlerimizi, emel ve arzularımızı bu kainatın işletim sistemine uyarsa o kadar kafamız rahat eder. Eyvallah, teşekkür ederim. O kadar rahat ederiz. Eğer bu kainatın işletim sisteminde hayatımızı uydurmayıp emel ve arzularımız, isteklerimiz herhangi bir tanesinde farklılık olursa bedeli bunlardır. Hırçınlıktır, doyumsuz, versen Ümrani, İstanbul ister, İstanbul versen de mümkün değil. Hırçın, doyumsuz, saygısız, vefasız, uff, puf, bu. Çünkü burası dünya. Ha? Şimdi onu anlatacak. Bu düşünce sistemini doğru oturtulmasa, mesela şirk ve dalalet var, idealistliktir. Fısk ve sefaat, idealistlik değil. Vurdun duymaz. Allah ile çalakası yok. Öyle dalalet falan değil. Öyle fikir beslemiyor ama Allah varmış, peygamber varmış. Tabii canım, söylediğin zaman böyle hatırlıyor. Şimdi bu adam ne şey yapılması lazım? Bu adam şimdi sıkıntı çekiyor. Hastanelerde inim inim inliyor. Hastanede inim inim inliyor. İnsanı nihayet derecede sukut ettiriyor. Dünya da bitiyor ha. Dünya da bitiyor. Yani becersin mi? Bütün diyor, istidat ve kabiliyetinizi dünyaya harcadığınız halde onu da beceremiyorsunuz diyor. Yani dünya da yok ha. Bütün istidatını, kabiliyetini dünyaya vermiş. Ama onu da alamıyor. Yok ya, alsa bile bin bir türlü sıkıntısı var. İnsanı nihayet derecede sukut ettiriyor. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Hadsiz elemler var. Çünkü nihayetsiz emelleri olduğunda. Ne kadar emel var? Emel ne demek?
bitmeyen arzu istekler. Değil mi? Hani bitmeyen arzu istekler. Ya bunların yerini bir bilsek, bunlar niçin verilmiş? Neresi için verilmiş? Anne karnındaki çocuğun ayağına uygun top sahası istese, anne karnındaki çocuğun gözü manzara talep etse, bağırsa ağlasa, nasıl kendisine zulmeder? Olmayacak şeyi olmayacak yerde istiyor. Bende niye göz var diyor. Lan sen ileride kullanacaksın. Sabret. İsteklerini ertele ve ötele. Yani bu manzarayı evet göz içindir ama burada yok. Şimdi anne karnındaki çocuğun gözüne bakarak manzara istese, ayağına bakarak, midesine bakarak vesaire organına bakıp karşılığını istese ne kadar kendisine zulmeder, hata eder? İşte bu dünyada da ruhumuza uygun bir hayatı dünyada istemek de böyledir. Bu ne kadar böyle ruhumuzu buraya uydurmaya çalışırsak bir yerde fiyasko vereyim işte. Bunun adını şöyle diyeyim. Dimağda, kafada tıp der ki akıl var. Detay onların. Ustad diyor ki hayır, dimağda 7 mertebe var. Bak bir şey anlatacağım, bu çok önemli. Dimağdan soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye geçin. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itik. Her birisinin de ifrat, tefrit vasatı var. Şu 21 tanenin biri hariç. İfrat tefrit hastalıktır. 2 kere 7, 14. 14 çeşit psikolojik hastalıktır. İfrat tefrit, ifrat tefrit. Bunun ifrat tefrit, ifrat tefrit. Vasatı siyahtır. İşte kimisi muhakeme bozukluğu, kimisi duygu bozukluğu, kimisi kanaat şeyi. Bir sürü isimler koymuşlar değil mi? Bir sürü psikoloji isim koymuş. Temelde 14 tane. Bunu dima yönetememekten kaynaklanıyor. Ne kadar ilaç içersen iç, eğer dimağına malzeme veremezsen dima birbirini yiyor. Bizim meşhur değirmen misalimiz var. Değirmeni mısır atmasan taş taşı yer. Garın 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 garın. Ama değirmene buğday veya mısır atarsan hem onu alırsın hem taş taşı yemez. Yani değmenin taşlarındaki maksat dimağdaki tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam taşlarıdır. Tarihden maksat ilim ve marifettir. Derstir, sohbettir, evrattir, eskerdir, ibadettir. Eğer bu malzemeleri koyarsan taş taşı yemez. Temel bu kardeş. Yoksa acillerden çıkmayacaksın. Nereye verirsen ver. Çünkü burası dünya. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Neye yükletiyor? Ya bugün birisiyle görüşüyorum. Ya bu kadar zalim olamaz insan kendisine ya. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Bu kadar mı zalim? Bu kadar mı cahil? Yani diyorum ki ya oğlum bak kardeş 19 yaşındasın. İlk önce ben sendim sonra bu oldum. Ama sen hiçbir zaman şu anda ben olamazsın. Ama ta 50 sene sonra olursun. Bak, sen iken seni ben yaşadım. Ve şimdi buyum. Bu bir. Senin gibi elimden binlerce insan geçti. Hala meşgul olduğum insan var. Bak, 1 sene sonra şuradasın şu düşünceyle gidersen, 3 sene sonra şuradasın, 10 sene sonra bataklığın şurasındasın. Anlamıyorum ki. Böyle öyle bir duruşlar var ki böyle baktığı zaman tabii benim biraz da sima ile meşgul olduğum için nerede meşgul oluyordum? Simasında şu okuyor. Tamam anlattık. Tamam. Ya amma yobaz adam ya. Ya eski adam ya. Vay be. Ne kadar eskiler şeydi. Şöyle bakıyor bana ya. Bana öyle bakıyor. Ay simasından ya. Beni hiç anlamıyor. Senin düşünceni değil, düşürken ruhtaki hareketlerini Allah'ın izniyle anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Ama ne dedi burada? Öyle ağır, nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Beline yükletiyor.
Hiç haberi yok. Ya dinsiz kardeşim, zalim. Kendimize zalim, biziz. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımasa, iman etmese demiyor, tanımasa, ona tevekkül etmese, imanı billah Allah'a iman edecek. Sonraki tanımak. Sonra tevekkül arkadaşlar. İki tane şey. Allah'ı tanımak. Şöyle sorun, hepimize soralım kendi kendimize ya. Allah benim için ne ifade ediyor? Bir düşünün, düşünür müsünüz? Allah benim için nedir? İki, Allah bana ne kadar tasarruf ediyor? Yani iradem, yani tabii ki beni kontrol ediyor da. Yani alemimde ne kadar Allah var? Birincisi neydi? Allah benim için ne ifade ediyor? Bir düşünün bakalım, Allah nedir? Peki, alemimizde ne kadar onu ölçü yapıyoruz? Ne kadar Allah hakim benim alemimde? Bunu kapatacaksın. Allah'ı tanımazsa, iki, tevekkül etmezse, ne olacak biliyor musun? Tevekkül, tevekkül. Her şeyi Cenab-ı Hak canibinden çözmek. Çözmek. Allah tarafından çözmeye kalkmak. Ya, tevhid ve teslim, tevekkül. Bak, Allah'a iman etmese demiyor. İman etti, Müslümanların sorunu yok. Müslümanın sorunu Allah'ı tanımak, Allah'a teslim olmak, Allah'a güvenmek yok pek. O sorunu yaşıyoruz. Allah'ın icraatını, fiiliyatını sorguluyoruz. Bak birincisi söylüyorum, tanımak. İkincisi tevekkül etmezsek, Allah canibinden olaylara bakmasak, o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli, bir fani hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alakadar, alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeke çeke. Nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak elem içinde bırakıp, kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Ya, 10 sene önce demiştim bir tanesine de, 4 gün önce vefat etti. Dedim ki derse gel, zamanım yok dedi. Ben de demiştim ki hani o zaman da yayılıyor ya bu cümle, o zaman Cenab-ı Hak söylettirmişti, güzel bir cümleydi. Sana zamanı verene zamanın yok. Şimdi telefonla konuşurken, araba şerit değiştirirken, şerit değiştiriyor. Değiştirirken arkadaki bindiriyor. Adam ölüyor. Dünyayı da değişiyor adam. Dünyayı da değişiyor. Bak şimdi, aklım anlamadığı bir şey. Şerit değiştirirken kapıdan vuruyor, o kadar. Adam bu binalar yapılırken var ya vinç, böyle. 40 metrede kendisi devriliyor. 40 metre mi 4 metre? Herhalde 4 metre olmaz ki, ben böyle etkilen tuhafıma gitmez. 40 metre. O şey var ya. O yüksek. Gökdelen. Ha, onlar devriliyor. Kolu çıkıyor omuzu. Ölmüyor. Adam 40 metreden devriliyor, iniyor aşağıya. Ölmüyor. O evde otururken ölüyor. Niye böyle oluyor? Sordum. Dedi ki hakikat. Alo alo, burası dünya. Çünkü burası dünya. Garipler memleketi, dünya. 18 bin alemin kavşağı, dünya. Dünyaya, cennete gitmek için gelmedik biz. Zaten cennetteydik. Kendimi inşa etmeye geldik. Çünkü burası dünya. Bak kabrin zulümatına tek başına gidiyor. Bak zamanım yoktu dedim. Bak şimdi her şey bitti. Eğer Cenab-ı Hakk'ı tanımazsam bir, yani Allah'ı tanımak, kendi ölçümlerine bakmak, ondan sonra ona tevekkül etmezse, Allah canibinden olayları, hadiseleri çözmesen, ona
vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf. Aciz ve zayıf. İki, nihayet derecede muhtaç, fakir. Hem muhtaç, hem fakir çok. Ters biliyor musun? Hani muhtaç olur, zengin olması lazım. Değil. Hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli, fani bir hayvan hükmünde olup, abi işte hiçbir şeye malik değilim. Nereye malikim? Tansiyonuma malik değilim. Kalbime malik değilim. Böbreğime malik değilim. Kanıma malik değilim. Şekerime malik değilim. Dimağıma malik değilim. Nereye malikim ki? Hiçbir yere malik değilim. Muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeke çeke, nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak elim içinde bırakıp, niye hepsini bırakıyor? Ha hepsi senden ayrıldı, ha sen vefat ettin. Arkadaşlar, bu dersleri çok dinledik ya, yani bir bildiğimiz şeyler gibi akıcılık gidiyor ya, onun için böyle dinlerseniz, yani dersi şöyle, tabii canım, Allah var ahirete şey yapmak lazım, bu derste feyiz alamazsınız. Bakalım bu dersten bakana ne çıkacak, yeni ne öğreneceğim derseniz size gelir. Yoksa cesedi buraya getirmekle olmuyor. Anladınız mı? Buraya fikren de gelmeniz gerekiyor. Kendinize değer verin ve saygı gösterin. Yoğunlaşın yani. Bakayım ben bu derste farklı ne anlayacağım? Bilgi sorunu yok. Bilgi almak için gelmedin zaten. Veya ben okumuyorum. Bilgi sorunu yok. Bakalım hangi tabir, kelimeyle veya hangi haletle içime şimdi bir inkişaf olacak. Fırak elim içine bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Yalnız. Ya bir de baktılar ki vücudu paramparça olmuş. Allah bilir biz nasıl gideceğiz. He Özcan? Ve bir daha dönüşü yok ha. Bir daha ezeli, ebedi buraya geliş yok. Ve önümüzde daha 59 gün var. Dördüncü sözde diyor ki, hani okumuştuk biliyorsunuz ya, bildiğiniz bir şey söyleyeyim size. Dördüncü söz okumayı yok, hepimiz biliyoruz. Bak bir de böyle oku bakalım. İki aylık mesafede has bir çiftlik varmış. Öyle mi Ezcan? Bir günlük mesafeden sonra bir istasyon varmış. Orası kabirmiş, öyle mi? Amele göre binilir, trene, gemiye, uçağa, arabaya. Koca 60 senelik dünya hayatını kaç güne indirgiyor? Bir gün. İki aylık mesafe has çiftlik var. Bir gün sonra kabir istasyonu var. 59 gün nerede? Hani okumuştuk, anlamıştık. Ustad ne anlatıyor? Öyle mi değil mi dördüncü sözde? Hatırladın mı? Tamam. Ha? İki aylık mesafe. Bir gün sonra bir istasyon var. Oranın adı kabir. Yani 60 sene yaşamayı bir gün. Çünkü hadislerde geçiyor. Ayette de var. Yani bir hadiste şöyle geçiyor. Seyahat eden bir insanın dinlenmek için bir ağacın altına oturup sorsalar ne kadar kaldın? Bir saat veya daha az dinlendim diye. Dünya hayatı buymuş. Rivayette ve ayette, ayette de şey geçiyor, bir gün veya daha az. Dünyanın bin senesi ahiretin bir günüymüş. Dünya hayatını bir gün deniliyor, bir gün. Ustad diyor, bak ne hani okumuştum. Bir gün sonra bir istasyon var diyor, orası kabir. Amele göre, takva kuvvetine göre binilir. Ya tayyareye, ya gemiye, ya trene, şimendifere, ya otomobile, ya yaya. Bilet orada alınıyor. Peki iki ayın 59'u nerede? Efendim o temsilmiş yani. Takkemi anlattı onu. 59 gün var daha. Berzah var. Berzah aleminin 4 meratibi var daha.
Haşir var, Sırat var. Bunlar kargas yani ana noktalar. 59 ta aslı şey o has çiftliğe girene kadar. Kimisi bakın 2 aylık mesafenin bir günü 60 sene. Ortalama 63 Resulların ömrü alırsak. Peki 59'u 60'la çarp. İşte haşir meydanında kimileri diyor şimşek suratinde, kimisi berk suratinde, kimisi hayal suratinde, ruh suratinde demiyor mu? Peki nedir o şey? 59 günü ne olacak? Daha önümüzde 59 gün var. Peki ölümü bayılmak mı zannettik? Ölüm bayılmak mıdır ki bu kadar da kayıtız? Nereye güvenip nereye gidiyoruz? Kolunu sallaya sallaya nereye gidiyoruz? Kaza namazın duruyor. Kaza namazları duruyor. Kul hakkına tecavüz ediyoruz. Kul hakkına ya. Kaza namazı duruyor. Oruç borçlarımız duruyor. Dersimiz okumuyoruz. Her gün Kur'an okuyacağız kardeşim. Hizb-ül Kur'an okuyacağız. Kur'an okumuyoruz. Ders okumuyoruz. İşte ya mukki mukki işte Allah bereket versin bir namaz kılıyoruz. Estiği zaman haftada bir gün derse gidiyoruz. Nereye gidiyorsun kardeşim? Ölümü bayılmak mı zannettin? 59 günün daha var yani. Daha dur ilk günün. Ne olacak peki? Bu elimle ne kadar insan gömmüşüm? Ben ki olumsuzu anlatan bir insan değilim yani. Ama bazı hakikatler de var ki 59 günün duruyor. Hepimizin yani. Ne o seferde ne yapacağız o seyahatta? Aciz, fakir kalbimize nerede bulacağız gıda? Arkadaşlar, dersler istepne lastik gibi değil. Lastik patlayınca takılacak bir arabanın yedek lastiği gibi değil. Ne yapayım? Bugün de bir şey yok. Film yok. Maç yok. Akrabaya da zaten bayramda yeni çıktık. Ne yapayım ya? Ha derse gibi gideyim. Böyle ders olmaz. Yapacak bir şeyin yok. Bari bunu yapayım. Buna istepne lastik denilir. Dinin veya dersi istepne lastik yaparsan sana da öyle bakarlar. Sana da istepne lastik diye bakarlar. Bu ciddi iş biliyor musun? Cenab-ı Hak ayette diyor ki biz oyun oynamıyoruz diyor. Arkadaşlar çok ciddi iştir yani bu dünya hayatında böyle Müslümana yakışır yaşamak. Zor bir şey değil ki ya. Bize emredileni yapmaya gayret edeceğiz ben. Tamam. Gayret edeceğiz yani. Esti diye derslere gitmeyeceğiz. Derslerimize sahip çıkacağız. Maddi ve manevi ne imkanın varsa seferber edeceğiz. Yani aklımız, zihnimiz yapacağız. Ondan sonra 50 kelepçelik gideriz. Bak hastaneye, bak kardeş anlatıyor. Abi acilde gittiler diye derse gitti. Tabii ki gidecek. Ya dedim ki, o bir tanesini bugün anlatıyorum. Dedim bak, Hizb-ül Kur'an okuyacaksın. Her gün 3 sayfa. Haftada bir gün en az derse gideceksin. Her gün sıkıntın için, istifade dediğim değil değil, 10 dakika Sayın Musaymin'de okuyacaksın, internet ve televizyonlardan uzak duracaksın, namazını kılıp akabinde tespihat yapacaksın. Ah hocam dedi ya, bunları yapsam zaten çok iyi biliyorum ki sıkıntım olmayacak. Delirtecek beni ya, bak adam biliyormuş zaten. O zaman dedim ilaç kullan. Cebinde de 2 tane depresyon ilaçları var. İnne o kâne zâlumen câhûlâ. O zaman kullan. Kardeş geldi bir tanesi. Abi bizim bir dostum var, bir arkadaşım var. Böyle. Söz tamam anlatma bırak. Ha buna bak gel. Gitsin ya çitsin. Ben de biliyorum diyor. Onu yapsam diyor ben içmeyeceğim diyor. Baba. Gene zalimliğine bak. Kendi zalimliğine bak. Bugün diyor ha bana. Tabii ya ben onları yapsam sıkılmayacağım ben de biliyorum diyor. Biliyorsun ne yaptığını. Hap içiyor. Merak etmiştim. Niye innehu kâne zâlumen cehûlâ? Şeyden sonra getirmiş o ayeti. Emaneti diyor biz dağlara verdik, semaya vesaire almadı. İnsan adeta ver bana diye alıverdi. Merak ettim. Ondan sonra niye innehu kâne zâlumen cehûlâ dedi yani emanette? Meğer o emanet aldığı için zalim ve cahil değildir. Ya benim anladım orada.
o aldığın emanetle cehaletini ve zalimliğini kaldıracaksın. Şöyle diyeyim, ayeti ayetle tefsir. Mesela ya leyteni küntü turaba, keşke toprak olsaydık diyecekler ya, merak ettim. Kim diyecekler diye merak ettim. Hocam var burada. Değil mi? Keşke toprak olsaydık diyecekler. Ya leyteni küntü turaba. Ben merak ettim atamam. Ayete soru sordum. Kimdir bunu diyecek? Ben de mi diyeceğim? Herkes mi diyecek? Kim diyecek bu ayeti? Yani Allah diyor ki yok olsaydım demiyor. Keşke toprak olsaydım. Amenin sonunda ya. Ya leyteni küntün turaba. Tamam. Sungrab şöyle okurdu. Ya leyteni küntün turaba. Yapar. Eyvallah. Kim diyecekmiş biliyor musun? Kemiği eline tutup bu kemikleri kim diriltecek ya Muhammed diyen dünyada ahiret onlar diyeceklermiş. Keşke toprak olsaydı. Müslümanlar demeyecek. Elhamdülillah demeyecek. Müslüman ise, Müslüman namı altında olanlar demiyor usta. Usta diyor ki Müslüman namı altında olanlar, Müslüman ismi altında. Bize de vuruyor ha. Sakın ha dışarıda sohbet iş yapma. Dersin çıktıktan sonra televizyon kumandası elinde, kaza namazların bir şeyler olur. Ondan sonra derslere gidip geliyoruz, olduk nurcu, olduk cennetlik diye. O da diyecek. Keşke mesuliyetsiz olsaydık. Toprak demek mesuliyetsiz olsaydık. Tamam. Adam diyor ki, oho hocam dedi, ben onları yapsam zaten biliyorum sıkılmayacağım, hap içmeyeceğim. Kardeş o zaman hiç, bunu bana niye getirdiniz dedim ya masama. O zaman şey biliyor. Garip değil mi? Ya Allah'ın hikmeti ya. Ne garip insanlara denk getiriyor Cenab-ı Hak ya. Böyle bakıyorum adam mı, insan mı, nasıl bir... Ya ben onları yapsam ben zaten ilaç içmeyeceğim ben de biliyorum dedi. Hem dinden kopuk, hem dinin getirmiş olduğu gibi bir huzur yaşayacak. Eğer dinsiz huzur olursa din niye geldi ki? Bir daha söylüyorum. Din hayatına hakim olmadan dinin sana vaat ettiği huzuru yaşıyorsan o zaman din niye var ki? Din olmadan da oluyormuş. Anladık değil mi cümleyi? Hem müddet hayatında gayet cüzi bir ihtiyar ve küçük bir iktidar. Bak ömrümüzde acayip bir şey ya. Baş ağrıyor adamın. İktidarına bakın. İhtiyarına bakın ya. Bak Allah aşkına. Yakınım, yakınım. Baş ağrısı var. Derslere çok davet ettik. Abi tamam abi ya, geleceğiz ya. Bir şey geldi yok. Baş ağrısı, o dedi migren, o dedi baş ağrısı, o sinirsel dedi. Sen herhalde uyarladın o sen, Özcan. Gitmişler 15 gün önce, aslında bir bilmem ne çektiriyorlar, MR mı ne? Bir bakıyorlar ki, ooo sarmış. Kemikleri sarmış. Alev dumağı bacayı tutmuş. Alo. Buyurun. Abi tanıdın mı abi? Hayırdır? Abi be bu akşam ders nerede? Ben de ne bileyim. Gayret yarıda benim de bir de patavatlığım var biliyorsunuz biraz. Ne o kafana dedim taş mı düştü? Kafasına bir şey oldu ya. Kafaya tevafuk etti. Abi be hemen de sen. Böyle sert duruyorsun be abi. Ya nerede biliyor kafama taş düş? Niye düşsün canım kafama taş? Şaka dedim kardeş dur yavaş ol. Meğer kafasına bir şey düşmüş ya. Ben de tak diye iğneyi bastım mı oraya? Kafana taş mı düştü? Hayırdır dedim. Meğer kafasına başka şey düşmüş ya. E şimdi gelsen ne olur ki? Şimdi ne olacak ki? Yani kaliten düştü. Şimdi aldı alev, yumurta dayandı. Abi ders nerede? Daha önce gelseydin de biraz üzüldü, şerefli gelsin ya. Elhamdülillah biz zaten önceden derse başlamıştık. Hastalığını anladın. Doktor sana dedi ki 3 ay şeyin var dedi. Abi Ataman kardeşim, Ataman abim dersine bir ihtiyaç var mı abi ya? Şu hampurları değiştirsek, bir tane şeyi yatırsak, efendim suyu yatırsak. Ha? Ya hayırdır kardeş? Bir şey. Yok abi ya.
Meğer doktor raporu sunmuş. Abi yanılmayacaklarım bu şekilde demiyor. Demiyor mu? Demek ki ben yanılmışım. Yarın öleceğim ise gene bir fatura yatırmıyor. En iyisi çay içmek ya. Bismillah. Afiyet olsun. Acayip ya Kemal ya. Ya arkadaş ya, ya bana biraz şey verin ya. Ya her gün ya. Ne garip garip insan suretinde mahluklara denk geliyoruz ya. Batum da seni kimse tanımaz Hasan abi oraya. Batum ha. Adam diyor ki Almanya'da, sen niye geldin diyor camide. Senin için, benim sana ihtiyacım yok diyor. Camiye müdavimler de, cami derneklerinde bu şey. İyi dedim. Ondan sonra tamam. Onu şaka maka dedi ama ilk gün, sonra teravih tabii ilerledi. Hocam, hocam ya bir şey danışabilir miyim? Bana ihtiyacın yok ki. Ya şaka dedik be hocam. Hayırdır yumurta bile yer mi dayandı gene? Hocam be, uykularım yok dedi ya. Gündüz uykum geliyor, gece niye gelmiyor? Gece ayakta kim ise o seni uyutmuyor. Gece uykusu olmayanın sebebi, gece uykusu olmayıp gündüz yatanlar o seni uyutmuyor demektir. Ne dedin ya? Boşver, bana ihtiyacın yoktu hani. Ya. Bu kadar veciz tıp izahı. Git doktorlara söyle, uykum yok. Hah, bak sana ne diyecek? MR çekilecek, kap içirecek, uyku hapı verecek. Bak ben sana ne dedim? Ve insan ne kadar zalim cahildir, bunu almıyor işte. Kim gündüz yatıp gece yatmıyorsa o yatmaya seni yatırmıyor. Ya? Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Allah'ım ne biliyorsun ki yani? He? Anlayamamıştım. Çok iyi anladı. Ne yapacağız dedi? Hizbul Kur'an okuyacaksın dedi. Bak uykun geliyor mu gelmiyor. Bir de Asay-ı Musa'yı okuyacaksın yatak odanda. Bunu da paylaşayım size. Dün Tepecik'teydi. Perşembe günü. X cemaatin hanımların başı. Kocası da bizim derse geliyor. Ama Allah razı olsun o hanım da kocasına diyor ki dersine git. Seninle evlenirken bunu konuştuk. Nurcu değil hanım. Diğer cemaatin şey, bak bir şey anlatacağım. Dersine git. Allah razı olsun. Kocasına diyor ki dersine git. Ben bak bizim cemaatte derse git demiyorum. Dersine git. Bak sözüne sadık ol. Neyse bu şey oluyor. Meşveret ediyor. Onların kadının sıkıntısı var böyle. Bir sürü de psikolojisini bozdular. Şu var, bu var, bu mesela. Ben dedim ki, sen dedim, ben hassasım yani böyle cemaati sevgi ve muhabbette kucaklamam. Meslek meşrebi hiç yapmam yani. Nerede olursan ol. Sen dedim, çarşafı giydi, namaz kıldıktan sonra bize niye geleceksin? Zaten Nurcu olsaydın da bunu yapacaktın. Sen zaten maksadına vardın. Gel sen de olur, gör musun? Çok hoşuna gitti. Sıkıntı, korkunç bir şey var. Baş ağrısı, tamam? Ben ona dedim ki, Hizbul Kur'an'ı, hocam dedi, bu benim kocamda var diyor, tamam. Bak şimdi, 3 sayfa her gün okuyacaksın. Asay-ı Musa'yı sesli 10 dakika, ben sana kitap okutturmak için okutturmuyorum. Allah aşkına bu söylediğim ilaçla satılmıyor. Yan tesiri yok. Bir uygula. Bir uygula da bu adam bu kadar bağırıp çağırıyor. Bir bak, yan tesiri var mı? Yok. İlaç istiyor. Şey para istiyor muyum? Yok. Bir bak. Bak şimdi başıma gelelim. 3 sayfa okuyacaksın. Bir de Asay-ı Musa'yı yatak odanda 10 dakika telefonu anlatayım. 10 dakika okuyacaksın. Bak eğer Nurcu olmasaydı ve Nurcu olsa tesbihatını yap diyecektim. Yok hocam bana hepsini dedi. Yok. Sen dedim zaten evradı nefsikanı yapıyorum dedi. Tamam. Sen tarikatın getirdiğini yapıyorsun. Asay-ı Musa'yı okuyacaksın. Tüm ders bitti. Ondan sonra bir mesaj geliyor. Açtığım zaman telefon. Ondan sonra o adam geliyor, kocasını gönderiyor. Gelmiş. Hocam dedi, hanım ile görüşmek istiyor. Ver bakalım. Buyurun. Hocam, buyur kardeş. Ben bugün sana bunları sordum. He. Hocam, Asay-ı Musa'yı koyup baş ağrım,
İlk önce şiddetlendi, bir 10 dakika dedin ya, 2-3 dakika, ondan sonra 5-6 dakika sonra hiçbir şeyim yok. Başladı ağlamaya. Ulan ben öyle şey, tamam bacım niye ağlıyorsun? Ya nasıl bir şey, nasıl gider bu dedi. 3-4 ay oldu dedi, ben dedi, çekmediğim şey kalmadı, haplar içiyorum, geçmiyor. Lan ne demek bu dedi. Bak ya siz, şeytan, cin, melek biliyorsunuz. Ustad bir de ruhaniyattan bahsediyor. Ervah habise, ervah aliye. Olumsuz düşüncelerin mahluka dönüşmüş haline ervah habisedir. O biraz da güçlenirse mevad-i şeriri olur. 246 sözlerde. Bu tısmat-ı Kur'an'ı ile gider. Yani 744 çoğalar, 746'da Asay Musa bütün dalalet ve şirkin sihir ve büyülerini iptal edebilen Asay Musa diyor. Ya simgedir. Allah Allah, simgeni sevsinler, sen oku bunu. Fecmen havasaha. Havasları bir araya topla. Bir hayli tümümet. O zaman hayır tamam olur. Diyor ki, bu ben size yalan mı söylüyorum bu kürsüde? Niye ağrıyor biliyor musun? Ya nasıl gider? Bu kitap okumayla baş ağrısı nasıl gider? Ben de bilmiyorum dedi. Ama bildiğim bu şey. Telefon düşünün. Kartı çıkarın içinden. Kartı çıkarın. Telefonun demirden başka kemal ne manası var? Yok. Kartı tek başına düşünün. Bir manası var mı? Yok. Telefondan kasıt insandır. O kart Asay Musa'dır. Telefon kartına kartı takınca ne oluyorsa Asay Musa'yı okuyunca o oluyor. Bağ oluyor, bağ. Uydu Allah'a, haşa misal. Gidip gelmeleri başlıyor. Güzergah açılıyor. Basit bir kart. Dışarıdayken hiçbir manası yok. Ben sana kitap okutturmak için okutturmuyorum. Ey baş ağrısı olan, ey uyuyamayan, ey ahmak. Laf dinlemeyip hap içen. O ahmak ya. Ben bunları zaten yapsam diyor, ağrım olmayacağım, ben de biliyorum. Ha? Bak diyor ki, Allah Allah, ben tesbihat yap derdim. Nursu diye bir tane kaçtım. Niye diyeyim? Ama bunlar okumayacak. Niye? Hizbul Kur'an 6666 tane Kur'an ayetlerinde bu aklı inşaat, inşaat, inşa, kalbi ihya, hayatı aktif eden ayetler. 1000 tane seçilmiş. Hizbul Kur'an'da. Dua değil. Ustadın şey değil. Ayet. Ha, onu okuyacaksın. Asay Musa'yı da sesli okuyacaksın. Biraz da laf dinle ya. Ha Nurcuysan da tesbihatını yap. Haftada bir günde ona demedi. Bu iki şey. Yavrum, bacım, kardeşim. Hoca hanımefendi. Asay Musa'yı okuyacaksın. Bak Asay Musa'yı da. Ondan sonra kardeş bu. Enne ukâne zâlûman cehûlâ. Müddet hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar ve küçük bir iktidar. Nereye gücün yetiyor ki? Bak gördün mü? Okudun nasıl gidiyor? Ben de hayret ettiğim için size naklettim. Onun için ağlıyor. Allah nasıl gider diyor ya. Bu kitap okuyarak nasıl? Hocam dedi, aklım gitti, baş ağrım gitti diyor. Artık koyayım mı kenara? Sen ne düşünüyorsun dedi. Yok hocam dedi, korkuyorum dedi. Gene kokayım değil mi dedi. Tabii oku canım. Bırakma. Kitap sana diyor ki, bak baş ağrısını geçirdim. Beni aspirin olarak taşı işte. Çantada taşıyor. Bak, hem müddet hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar ve küçük bir iktidar, kısacık bir hayat. Ruha göre, ruhun isteklerine göre hayat ne ki? Hiçbir şey. Ruhun isteklerine bak, emellerine bak. Sonsuzluk istiyor, hem atalım, 60 sene iş mi ya? Kısacık bir hayat, az bir ömür, sönük bir fikir, yeni yeni şeyler öğreniyoruz. İle nihayetsiz elemler ile ve emeller ile faydasız çarpışır. Bir sürü uğraşıyor. Gitti, geldi, aldı, almadı, okula gitti, yazılmadı, çocuğum oldu, olmadı, başım ağrıdı, canım sıkıldı, derse gidip ne ya bu kadar. Basit basit şeylerle faydasız çarpışır. Ya? Ve hadsiz arzuların ve makasının tahsiline semeresiz boşu boşuna çalışır. Acayip. Gidiyor. Hem kendi vücudunu
yüklenemediği halde koca dünya yükünü bir çare beline ve kafasına yüklenir. Daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. Anladın mı sevgili kardeşim? Adı neydi ya? Uğur. Uğur. Bak, daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. Bak şey var mı? Göstereyim. Bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 222. Ama ona geçmeden şurada bir yer var. Ha, 103 kafa hatırladım. 103. Hanzale'nin çekirdeğinde Hanzale ağacı mündemiç ve dahil olduğu gibi cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudu bir yakin ile müşahede ettim. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamiledir, aynen öyle de iman habbesinde cenneti mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm. Bu dünyada ha, dünyada. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavvül ve inkılapları garip olmadığı gibi, küfür ve dalalet manası da tazip edici bir cehennemi, iman ve hidayetle bir cenneti intihaç edeceğinde istibat yoktur. Ya. Yani bir sıkıntı varsa, tamam mı? Demek ki vücudumuzdaki o Adem alemleri vardı ya, 18 bin alemin cehennem vardı, gadaplar alemi var. Onların numunesi bizde aktif oldu. Aktif oldu. Şimdi bu dünyada imansızlığın getirmiş olduğu bir hayatı anlatacak. 220 miydi o da? Bak. 200. Çok acayip bir şeyi anlatacak. Korkunç bir ruhsal. 226 bak. Bu çok önemli bir yer. Ölüm ve zeval ve firak Adem kapısı ve zulümat kuyusu olmayıp ancak Sultan Ezel ve Ebed'in huzuruna girmek için bir medhaldır. Bu beşaretin işaretiyle kalp Adem-i Mutlak korkusundan, eleminden kurtulur. Şimdi size şöyle biraz fazla meşgul olduğum için anlatacağım, kurması edeceğim size. Vicdanın altı, ruhun altı Adem alemleri. Adem. Bak senelerce meşgul oldu mu hulasasını verip şey yapacağım, anlatacağım size. Bu farklı bir şey. Adem alemleri. Adem. Adem alemleri, vücut alemlerinin hulasası olan ruhu ve kalbi vicdana vuruyor. Aşağıdan. Yani varlıksız varlık, mekansız mekan. Adem. Yok yani. Yokluk alemi. Ama nasıl anlatayım? Varlıksız varlık. Tamam. Vicdana hücum ediyor. Adem, hiçlik. Vicdan azap çekiyor. Ve akıl, şey, ruh. Bu ruh diyor ki, bak diyor, vicdan diyor. Ey akıl kardeş, ben çok zor durumdayım. Bu beni rahatsız eden bir yön var. Burası yönsüz. Adem diyorlar. Bu neyin nesi? Bir çöz, yorumla, ona çare imal et diyor. Akla diyor. Hocam bu çok önemli bir şey. Çok lazım olacak tefekküründe de. Vicdan akla diyor. Akıl da diyor ki bir dakika ne var diyor sende. Bak bir bakayım diyor. Çekil bakayım. Bir bakıyor ki Adem alemlerinin vücut değil ya. Varlık değil. Hiçlik de değil. Adem. Varlıksız varlık. Vasıfsız vasıf. Sıfatsız sıfat. Akıl diyor ki vicdan kardeş diyor. Ben diyor varlıkların ilişki ve çelişkilerini çözerim. Benim ölçülerim akıl diyor. Varlıklar arasındaki bağlantıdır. Bu ne olduğunu bilmiyorum ki. Nasıl ben buna çare imal edeyim? Akıl diyor. Bu hiç değil. Hiç diye ben nasıl çare bulayım? Varlık değil ki. Diyor tamam mı? Vicdan da diyor ki ya neyin nesi? Akıl diyor ki bilmiyorum. Darlatınca vicdan akıl çare bulma adına uğraşırken onu Adem'i yorumlayamıyor ya, vücudu yok çünkü. O hiç diye en yakın ne var akılda ölçü? Ölüm. Ölüm korkusu olarak akıl o Adem alemlerinin dayatmasını
akıl izah edemek etmekten aciz olduğundan ölüm senaryosu olarak anlıyor. Galiba ölümdür bu. Yani bu sıkıntı, vicdanı rahatsız eden ölüm. Ölüm korkusu buradan geliyor. Burayı anladık mı biraz? İstiyor musunuz bu da anlatmayı? Anladın? Bak, vicdanı rahatsız eden, dayatan hiçlik alemleri, Adem alemleri vicdanı rahatsız ediyor. Vicdan çare için, imdat için akla müracaat ediyor. Diyor ki, beni rahatsız eden bu bir şey var bu. Akıl da diyor ki, dur bakayım nedir? Ondan sonra gidiyor onu tanıyacak. Ki ona çare bulacak. Ama hiçliği varlık değil ki. Nasıl çare bulacak? Bu sefer onu anlamlandıramıyor. Anlamı yok. Hiçliği dayatmasına Adem alemleri var ya. Bu sefer akıl onu çözemiyor ama sıkıntı da ortada. Onu çözmek için ha diyor bir benzetme yapıyor. Sanki Adem'i hal etmiş. Anlayamıyorum ama dedi galiba bu Adem bu ölüme benziyor. Ölüm senaryosunu getiriyor. Ölüm korkusu aklın acizliğiyle önümüze koyduğu bir hadisedir. Adem'e karşı vicdana budur diyor. Ona ölüme karşı çareler diye iman etsen Adem var. Ustad diyor ki bunun çaresi hiçliğini bilmektir. Vücut renginden çıkmaktır. Şimdi bak diyor ki bunu okudu, anlattıktan sonra ama şu tefekkürü, şu tespiti en az 10-15 sene sonra olmuştur. Böyle anladım. Ölüm korkusu akıl niçin bloku olmuş? Çok sene uğraştım arkadaşlar buna. Ama korkun, bu tıpta bu klinik konuşmalarında göremezsiniz. Ölüm korkusunun kaynağı bu. Bu başka bir akılla bulunacak şey değildir. Risale'mde anladığım satır aralarındaki bulduğum şey bu. Şimdi ne olacak? Bak bunda bir delilim de burada. Evet, küfrün tazamun ettiği cehennemi maneviye bak şimdi. Küfrün tazamun ettiği cehennemi maneviye bak. Manevi cehennem. Ena inne zennabdi bir hadisi kutsi sırınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı elime kaybeder. Sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Hatta cehennemi cismani, okumak istediğim cümle, cehennemi cismani arif olan mümin için asiye kafirin cehennemi manevisi nispeten cennet gibidir. Heh, bak anlatayım size. Buraya kafirin dünyada manevi aldığı elemi kefeye. Bir daha söylüyorum. Kefeye kafirin dünyada manevi aldığı cehennemi manevi elemini koy. Bu kefeye Müslümanın günahından dolayı cehennemi cisman, ahirete cehenneme gitse bile cehennemden alacağı elemi bir tarafa koy. Kafirin dünyada aldığı manevi elem daha büyük. Peki, niye dehşet almıyor, niye intihar etmiyor? İptal his nevinden olduğu için. Bak burada diyor ki, bak diyor dereceler, hatta cehennemi cismani kime? Arif olan mümin için. Müslümandır, mümini var, mümindir. Ama amelinden dolayı kusurları çok, cehennemi cismaniye gitti. Alacağı elem bir tarafa, asi kafirin cehennemi manevisine ismi nispeten cennet gibidir. Yani peki Müslüman imanından peki niye lezzet alamıyor? Niye böyle cennet havası yaşayamıyoruz imanımızdan, amelimizden? Çünkü günahlar da ulvi duygularımız iptal ediyor. Kafir niçin cehennemden bu kadar dehşet alamıyor? Çünkü günahlar iptal hissediyor. 15. şuadan söyledim. Günahlardan dolayı kafir İptali his nevinden olduğundan hissini iptal ediyor. Mesela dişi yapmadan uyuşturucu çakıyor ya. Ne yapar? Dişi uyuşturucu yapınca dişten ağrı hissetmezsin deniyor.
Ha, kafir diyor, iptali his nevi ettiğinden dolayı, hisler iptal olduğundan dolayı cehennemin azabını kısmen hissetmez. Ama Müslüman da günahlarından dolayı iptali his ediyor. Ulvi hisler iptal edildiğinden, amelinden ve imanından lezzet alamıyor. Ne kadar oldu? Evet. 50 dakika oldu. 50 dakika oldu. Burada kesiyoruz. Yani toparlarsak, ama şurayı okuyayım, şu şeyi. Evet, şu elim elemi ve deşikli manevi azabı hissetmemek için ehli dalalet iptali his nevinden gaflet sarhoşluğuyla muvakkaten hissetmez. Fakat hissedeceği zaman, yani kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Kanser elini tutuşturursa veya ölümü hatırlatıcı bir psikolojik sorun olursa, kabre yakın kendisini hissettiği zaman bir anda hisseder. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmasa kendi kendine malik zannedecek. Halbuki o cüz-i ihtiyar, o küçük iktidar ile şu fırtınalı dünyada vücudunu idare edemiyor. Hayatına muzır mikroptan tut, ta zelzeleye kadar binler taife düşmanları hayatına karşı tahacun vaziyetini görür. Ben böyle bir eve gitmiştim, biliyor musunuz böyle? Anlatmış mıydım? Böyle bir şey rastladınız mı? Evinin odasında el tarafına çevirmiş şey, çelik var. Çelik aksesuarla buraya mesela, oradan oraya böyle demeler yapmış. Çelik. Ondan sonra belirli yerlerinde şey var, su ve ekmek şeyleri var. Deprem olursa çelik aksesuarlar, ortada şeyler var, odası, yatak odası, bunun için yatıyor. Yani deprem olursa bina çöktüğü zaman çelik şeyi kapatamazsın diye odasını çeşitli yerlerde demir, kalın demirlerle çelik aksesuarla çevirmiş. Yani bu nasıl psikoloji yapacaksın? Başka bir tanesine denk geldim. Allah'ın hikmeti. Doktor demiş ki en fazla 2-2,5 ay, ya bu denilir mi ya? Nasıl bir doktorlar varmış böyle? 2-2,5 ay sonra vefat edeceksin demiş. Kendisi bizzat anlatıyor. Ama şu anda 2,5 senede. Ve ne yapmış biliyor musun? Uyumuyor. Çünkü diyor, uyku anında ölüm gelse ne yaparım? Devamlı ağzında la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İyiyken demiyordu. Peki bu bir şey değil ha. Anlatacağım, bu değil. Tabii 2 gün, 3 gün hocam dedi, biz nurları tanı bizi. Hocam dedi, artık dayanamıyorsun da uykusuz. Yatmamak. Ha geldi, ha geldi. Ha ne yapıyormuş biliyor musun? 3 gün sonra yatacak değil mi, birkaç saat. Bir adam tutuyorlar veya rica ediyorlar. Yanımda kal. Şimdi ben Selpak gibi daha ince bir mendili burnuma tutmuş yapacaksın. Devamlı sen bana bakacaksın ben yatarken. Ölüyor muyum? Böyle bir senaryo varsa hemen beni uyandır. Uyku anında ölmeyeyim. O adam da o insan da onu bekliyor. Ne daha öldü? Ölümünü bekliyor böyle. Nefes var mı? Sağlanıyor, yaşıyor. Selpak durdu, nefes almıyor. Hey kalk, ölüyorsun. Böyle yaşanır mı? Peki ne yaptın sonra dedim. Risaleleri tanıdım, of be dedim diyor ya. Sonra gitseydin doktor, hani 2,5 ay vermiştin doktor bey. Dedim dedi. Ne dedi? Allah sana torpil geçti, ben ne yapayım? Çünkü Risale-i Nur şey yaptı ya, tevhid, teslim, tevekkül, ondan sonra vücut normal sisteme girmiş. Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmasa kendi kendine malik zannedecek. Halbuki o cüz-i ihtiyar ve o küçücük iktidar ile şu fırtınalı dünyada vücudunu idare edemiyor. Hayatına muzir mikroptan tut, ta zelzeleye kadar binler taife düşmanları hayatına karşı tahacun vaziyetini görür. Ben odaya girdim ha, böyle bir odaya. Çelik 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 böyle sarmış. Beylikdüzü'nde. Söylettirmeyin daire numarasında. Orada yatıyor. Dedim ya, mutfakta yemek yerken olursa ne olacak? Ne dedi biliyor musun? Hanım dedi ki, hoca efendi diyor, yemeği çoğunlukla orada yiyor. Böyle bir şey. Peki ne yapacağız? Risale-i Nur'dan başka çare yok. Tevhid ve teslim.
Nereye gidersen git. Sanki ölümü sırf ecelle. Şey depremle oluyor. Kardeşim, ölüm sebepler tükendiği için insan ölmüyor. Öleceği için sebepler tükeniyor. Unutmayın. Bir daha. Sebepler tükendiği için ölüm olmuyor. Öleceği için sebepler tükeniyor. Ya abi 112 yetişseydi yetişecekti kapçı. Yoksa yaşardı. Hayır. Öleceği için sebepler tükendi. Elin bir korku dehşeti içinde her vakit kendine müthiş görünen kabir kapısına bakıyor. Hem bu vaziyetteyken insaniyet itibariyle nevi insaniyle ve dünya ile alakadar olduğu halde dünyayı ve insanı Hakim, Alim, Kadir, Rahim, Kerim, bak bu çare isimler. Hakim, hikmet sahibi. Allah alimdir. Bir şey söyleyeyim şeyin hocam. Allah akıllı mıdır? Allah'ın aklı yoktur. Ama Allah alimdir. Akıl cihazdır. Bak gördün mü? Atama biraz iş yaptım bak. Mesela Allah alimdir ama akıllı değildir. Akıl cihazdır. Allah'ın cihazı olmaz. Ha, o zaman ne demek istiyorum? Akıl cihazını, direksiyonunu ilmin eline ver. Hakim, bu işlerin çare isimleri. Hakim, kainatı Allah tesadüfle iş yapmıyor. Allah kainatı Allah'lık yapıyor. Bir, alimdir. Aklını ona teslim et. Aklını kendine hakim yapma. Belayı sararsın. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı kim yapmışsa bu aklı ona teslim etmek akıllılıktır. Vahiydir. Bu alim, Allah alimdir ama akıllı değildir. Demek ki aklımızı ilmin eline vereceğiz. Üç, Allah kadirdir. Benim için çok önemlidir bir şey ama Allah için çok basit bir şeydir. Sonra Allah rahimdir Müslümana. Kafire yok. Rahman, kafir mümin fark etmeden maddi ve şey maddi rızıklarını veren Rahman, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman. Rahim ise kendisine iman edenlere ahirete özel muamele yapacağı gibi dünyada yaşarken ruhuna alemi gayb'tan, ahiretten ve lahut aleminden manevi gıdalar veren Allah demektir. Mesela ahirete imanın getirmiş olduğu lezzetle besliyor ruhu. Güven oluyor o zaman. Rahim ol, Kerim, Allah verdiği nimeti geri almıyor. Korkma, sana vücut verdi. Sana imanı verdi. İmansız olmayacaksın inşallah. Kerim, bir zatın tasarrufunda, tasavvur ettiğinde Allah, böyle bir Allah bana tasavvur ediyor. Bakın nasıl bir Allah. Bir, bakayım kafamıza kaldı mı? İlk de, Hakim. Tesadüf yoktur. Her şey kontrol altındadır. Panik ve depresyon, kanser dahi olsa. Tesadüf yoktur. Her şey kontrol altındadır. Endişe yapmaya gerek yok. Hakim, iç çekiyor. Sonra Alim. Aklını teslim edeceğin kaynak. Sonra Allah her şeye hakim. Kadir. Sonra Kadir'den sonra ne? Kerim. Şey Rahim. Sonra Kerim. Kaç etti? 2, 4, 5 tane. Böyle bir zatı tevekkül edersek, bu isimlerde biraz boyutlaşırsak, böyle bir Allah'ı tasavvur edersek, böyle bir Allah'ı, onları tesadüf ve tabiata havale ettiği için dünyanın ehvali ve insanın ahvali onu daima izah eder. Bunsuz düşünürsen insan bu perişan olur işte. Dünyanın ehvali, insanın ahvali, insanı gömer. Hakim, psikoloji ve kanser çare isimleri. Hakim, kainata ve bana tasarruf eder. Yani tesadüf yoktur. Her şey kontrol altında cereyan ediyor. Allah Allah'lık yapıyor. Boşluk yoktur. Hakim. Sonra Allah aklı yok, ilmi var. Akıl, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana teslim etmek, bu aklı akıllılıktır. Bu akılla kendini idare etmeye kalkmak zekiliktir ve başına beladır. Yani siz hiç gördünüz mü? Hayvanın, çocuğun, delinin. Üç tane. Hayvanın, çocuğun, delinin. Bir daha. Hayvanın, çocuğun, delinin. İntihar ettiğini duydunuz mu?
Sığır hiç gördünüz mü? Ha, yeter lan şu dünyadan. Git ya diyorum. Dedi var mı sığır? Veya hiç gördün mü sığırın güldüğünü? Güldüğünü. Ben gördüm. Sığırı kesmeden önce resmini çekin. Kestikten sonra kafasının resmini çekin. Aynı. Sima değişmez. Çünkü gidecek yerler, dünyada olduğu yer aynıydı olduğu için. İnsan öyle mi? Gittiği alemin en güzel alameti bıraktığı, cesedine bıraktığı özelliklerdir. Nereye gittiğinin alametini bıraktı Sima'ya. Alim. Bak psikoloji sorun mu var? Bir, hakim. Allah'ı hikmet sahibi olarak düşün. İki, aklını yapana alime teslim et. Üç, her şey zapt-ı rahat altındadır. Telaş etmeye gerek yoktur. Çünkü Allah kadirdir. Dört, rahim. Yani kendisine iman edene ahirete özel muamele edeceği gibi dünyada bile o ruhu Allah'a kendi nuruyla, hidayet nuruyla, imanın nuruyla, ahiretin feziyle, büyük zatların feziyle besleyen Allah. Rahim. Sonra ya acaba ya ben imansız mı giderim ya şöyle yaptık böyle yaptık. Kerim. Verdiği nimeti geri almayan Allah. Böyle bir Allah'ı düşünmesen dünyanın ehvali, insanın ahvali insanı boğar. Boğar, boğazını tutar. Kendi elemiyle beraber insanların elemini de çeker. Peki söyleyin bana ya, Cenab-ı Hak'a gittim evvelki akşam, bugün üçüncü. 74 yaşında dede kapıda, dersten sonra ziyaret ettim. 13 yaşında torun içeride kanserle boğuşuyor. Çözün bu olayı hadi. Çünkü burası dünya. Çünkü burası dünya. Bu ne demek ya bu manzara? 74 yaşında dede dışarıda, 13 yaşında içeride kanserle boğuşuyor. Kosovalılar bunlar. Çözün lan bu manzarayı. Neyle çözeceksin? Rahim, Hakim, Alim, Kadir, Kerim'e sarılacaksın. 5 tane isimle çözülür. Yoksa burası dünya. Ama unutmayın. Ne derdiniz olursa olsun, her şeye rağmen bir Allah var ya, o senin tapuğundur. Bir daha, garibine mi gitti? Bak, her şeye rağmen bir Allah var, bu da benim tapuğumdur. Çünkü burası dünya. Bir daha. Abi kanserim var, derdim var, nefes alamıyorum, astımım, şu var bu var. Her şeye rağmen bir Allah'ım var. Her şeye rağmen bir Allah var, bu benim tapumdur. Çünkü burası dünya. Dünyanın zelzelesi, tağını, tufanı, kahtu, galası, fena ve zevali ona gayet muzic ve karanlıklı bir musibet suretinde onu tazip eder. Ama şu ondan sonra 633'te manzarayı değiştiriyor. Hakim, Alim, Kadir, Rahim, Kerim insanın ruhunu nasıl inşa eder diye 633. sayfasından ta şeye kadar, şuraya kadar devam ediyor. Ben size o ismi 638'e kadar, mühim bir suale kadar devam ediyor. Yani bu 5 tane isim insanın ruhunu nasıl yapılandırıyor? Ondan sonra o hasta olan kardeşini bir oku. İlla hasta mı olmak lazım bunu okumak için? O da var. Evet. Derdin mi var kardeşim? Sıkıntın mı var kardeşim? Her şeye rağmen bir Allah var. Bu da benim tapum. Çünkü burası dünya. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. Euzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم الله نبذ شيء إن الله اصطفى آدم آدم ونوح
إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.